ıslanmadı değil mi bu? Hah. Bak damlıyormuş. Çok teşekkür ederiz. Ha, çok sağ ol. Çağatay Bey? Evet. Siz? Benir. Tanıyorum seni. Oyuncusun sen. Evet, peri masalında oynuyorum. Eyvallah. Sen? Ben Feris Hanım'ın asistanıyım. Yeni başladım. Antalya'dan geldim. Barış'ı zaten tanıyormuşsunuz. Peri Masalı'nın şeyinde oynuyor, dizisinde oynuyor. Senaryo mu? Evet, size senaryo getirdim. Bir de imzalamanız gereken bir sözleşme var. Bir tane de doküman var. Bu arada senaryonuzu çok merak ediyorum. Ben de. Ya biz sizi iki haftadır arıyoruz Çağatay Bey. Bu kadar oldu mu ya? Vallahi oldu. Bu da böyle. Zaman çabuk geçiyor. E hadi gelin. Biz sözleşmeden sonra gidelim, rahatsızlık vermeyelim. E gelin hadi, balık yapacağım zaten. Birlikte yeriz, uzun yoldan gelmişsiniz. Hadi. Vallahi bana uyar. İyi, tamam. Hadi bakalım. Otur hadi. Ha. Soğutmayın. Güzel görünüyor. Daha sabah yakaladım. Mis gibi kokuyor. Bir kokma. Vallahi hepsi nefis gözüküyor. Eline sağlık. Nasıl tadı? Çok güzel. Hmm. Efsane. Hmm. Çok güzel. Yani tatlı su balığını herkes sevmez ama... Yapmayı bilince lezzetli oluyor. Çıtır çıtır. Nasıl gidiyor işgül? Abi beni biliyorsun. Peri Masalı'nda oynuyorum. Hı. Romantik bir aşk işi. Pek mutlu değil gibisin. Hayırdır? Benim durumlar biraz karışık ya. Anlat. Ya beni oradaki çocuk zannediyorlar. Sürekli Twitter'dan laf sokuyorlar. Ben de okumayayım diyorum. Ama insan bazen görüyor, böyle sinirleniyor falan. İşte biliyorsun. Üstüne geliyorlar değil mi? Aynen öyle. Yaparlar. Çok iyi anlıyorum seni. Aşk haberlerin de çıkar. Ateş olmayan yerden duman da çıkartırlar. Alakan olmayan konuları seni de karıştırırlar. Yaparlar. Sen yapmasan bile yaptı derler. Bu işler böyle. Evet, farklı bir mesleğimiz var. Zor. O dışarıdan gözüken renkli dünyanın içinde kaybolup gidebiliyor insan bazen. Yapmaması gereken şeyler yapıyor. Hatalar yapıyor, yanlışlar yapıyor. Kendini kaybedebiliyor. Takmaması gereken sözleri takıyor. Oluyor bunlar. Ama günün sonunda en önemli olan şey sensin. Kendin. Ben mesela geliyorum buraya. Yani ne dersen de. Burası da benim kendimi kaybetmeme yöntemim. Kafana çok takma. Boş ver. İşine konsantre ol. Çok sıkıldığında, daraldığında kaçabileceğin alanlar yarat kendine. Kendinle baş başa kalabileceğin. Bütün sesleri uzaklaştırıp sadece kendi sesini dinleyebileceğin alanlar. Emin ol, daha mutlu hissedeceksin. Gel. Ne zaman istersen. Gel, balık tutarız. Olur. Anladığım kadarıyla tam da o yüzden buradasınız. Böyle kendinize ait nefes alacak bir alan,
olduğu için. Aynen öyle. Seviyorum burayı. Nasıl keşfettin peki burayı? Çocukluğumdan beri gelip gidiyoruz bu göle. Ama bu barakayı birkaç sene önce keşfettim. Bu arada konuşmaya daldık. Sözleşme ve senaryomuz. Sözleşmeler. Ha. Bu arada Feris kusura bakmasın. Biraz kaçmak istedim. Telefon falan çekmiyor zaten burada. Birkaç güne döneceğim. Söylersin. Tamam, ben iletirim. Dediğim en iyi tatlı su balığı. Her şey için teşekkür ederiz Çağatay Bey. Ben size teşekkür ederim. Sakallar? Film için. Ha, sormadan edemedim. Çok yakışmış. Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz siz de. Hadi bakalım. Dikkat edin. Tamam.